İstanbul Bağcılar'a gideceğiz. 11. geleneksel hamsi şölenine ev sahipliği yapıyor. İlçe sakinlerine 5 ton hamsi ikram edilecek. CNN Türk muhabiri Zeynep Timurlenk etkinliği izliyor. Zeynep merhaba, hamsi severler orada mı, kuyruk var mı? Duygu merhaba, öncelikle şimdiden özür diliyorum, oldukça iştah açıcı bir yayın olacak çünkü arkamda hemen Serdar Çetin size gösterecek hamsiler bir güzel kızarıyor şu anda, görüyorsunuz 5 ton hamsi Duygu, senin de söylediğin gibi Bağcılar sakinlerine dağıtılacak, daha doğrusu çevre ilçelerinden de gelen var büyük bir ihtimalle çünkü gerçekten büyük bir kalabalık var. Bir yandan ustamız da işte burada hamsileri tavada, yağda, çeşitli şekillerde ve ızgarada da güzel güzel pişiriyorlar. 5 ton hamsi yaklaşık 10 bin kişiye dağıtılacak bugün. Ben şimdi hemen ustamın yanına geçeceğim, efendim kolay gelsin. Sağ ol efendim, hoş geldiniz, teşekkürler. Bugün 10 bin kişiye yemek yapıyorsunuz yaklaşık. Evet efendim, doğrudur. Toplam 21 kişi, 6 ton hamsimiz var efendim. Peki nasıl kızartıyorsunuz bu kadar hamsiyi aynı anda iki kişi? Biz topluda grubumuz var efendim, kızartıyoruz efendim, sıkıntı yok. Yeter her ki sene 11 yıldır düzenleniyor bu şölen. Efendim, geleneksel olarak her sene tekrarlıyoruz efendim. Her sene siz buradasınız. Aynen öyle efendim. Kolay gelsin diyelim. Efendim. Şimdi aslında sadece burada hamsi ekmek, balık ekmek dağıtılmayacak. Birçok çeşidi de yapılmış hamsinin. Şimdi hemen size onları göstereceğiz. Ustamız da burada şimdi gelecek yanımıza efendim. Görüyorsunuz hamsinin İslim kebabından tutun. Hamsinin pizzası olur mu dersiniz. İşte bakın hamsinin pizzasını da yapmışlar. Hamsinin pidesi var efendim. Diğer çeşitleri sizlerden dinleyelim. Birçok çeşidi var burada hamsinin. Evet, yaklaşık 20 çeşit hamsi var bugün. Bunları 20 çeşit yemekle birleştirdik. Burada pizzasını, tatlısından, pastasından, güvecinden tutun bir sürü yemeğimiz vardır. Benim en çok ilgimi şey çekti. Şimdi normalde yaprakla bile biz sarma yapmayı gerçekten zorlanır herkes. Böyle bir maharet ister, hüner ister yaprak sarması yapmak. Daha da hüner isteyen bir ürün var burada. Hamsinin sarması var. Evet. Nasıl doğru yaptınız bunu? İşini zevkle yaparsanız gerçekten yapabiliyorsunuz. Büyük emekler vererek yapıyoruz biz bu işi. Evet. Şimdi yapıyoruz. Ne var peki içinde? Nasıl yaptınız bunu? Özellikle bu çok ilgi çekiyor çünkü. Hamsinin içinde de sebzelerle süslenmiş, tekrardan hamsi kıyılmış. O şekilde bir iç harcı hazırlayıp hamsiye sarmış olduk. Peki başka ilginç çeşitlerimiz de var burada. Hamsili karnıyarık var. Evet, karnıyarık. Bu da gerçekten ilginç. Normalde de karnıyarık böyle çok güzel, herkesin sevdiği en klasik Türk yemeklerinden biridir. Siz de onu en klasik aslında Türkiye'nin balıklarından biriyle harmanlamışsınız. Evet, doğrudur. Amacımız da zaten sadece hamsiden birkaç çeşit yemek değil, daha çok çeşit çıkarma gayreti içerisindeyiz. Elimizde geldiğince daha da fazla yalaştırma çalışacağız. İnşallah insanlarımız bunu beğenirler. Ellerinize sağlık diyelim tekrardan. Size de kolay gelsin diyelim. Şimdi aslında yoğun da bir kalabalık var. Şimdi Serdar Çetin sizlere gösterecek, uzun bir kuyruk var. Hamsi almak için bekleyen çocukların da oldukça ilgisi var. Beğendiniz mi hamsileri? Nasıl? Güzel pişmiş mi? Güzel pişmiş. Uzun sıra beklediniz mi? Aynen. Saat 10'da geldik buraya. 2 saat sıra bekledin yani. Aynen. En başta bekledik. Kavuştun hamsine sonunda. Peki beğendin mi? 10 numara, çok güzel. Afiyet olsun o zaman. Şimdi Duygu, biz tekrar sözü sana bırakalım. Hamsileri de soğutmadan diyelim. Burada gerçekten yoğun bir kalabalık var. Tonlarca hamsi pişiyor, dağıtılıyor. Değişik çeşitleri de sergilenmeye devam ediyor. Biz de hamsileri soğutmadan sözü sana bırakalım.